Herkese günaydın. Yeni bir borsa sohbetleriyle karşınızdayız. Hoş geldin Serhat. Hoş bulduk abi. Geçen hafta aslında endekste bir miktar toparlanma çabası gördük. Ondan önceki hafta biliyorsun işte 9400'lere kadar inmişti Türk lirası bazında 200 günlük ortam. Oradan güçlü bir tepki geldi. Geçen hafta da denemeler oldu ama 10.000'in üzerinde kapamayı başaramadık geçen hafta. Bu hafta inşallah. Evet. Bu hafta bakalım tekrar deneyebilir. Geçen hafta Merkez Bankası kararları vardı. Bir de hafta sonu Merkez Bankası ve BDDK ilave önlemler açıkladı. Onu sana sormak istiyorum. Hani orada senin yorumun ne bu atılan adımların etkisi konusunda? Biz Ankara hem gaza hem frene basıyor diyoruz. Evet. Bu Formula 1 yarışçıları virajlarda hız kaybetmemek için gazı ve freni birlikte kullanır. Evet. Ankara para politikasını sıkılaştırıyor ama ekonomiyi yavaşlatmak istemiyor ve bankacılık sektörüne zarar vermek de istemiyor. Bu anlamda uzun zamandan beri ilk defa bankaları da koruyan bir şekilde bunu yapmaya çalışıyorlar. Etki bizim gördüğümüz TL için pozitif, kısa vadeli faizlerin politika faizine biraz yaklaşmasını sağlayabilir. Piyasadaki likiditeyi hani yeterince iyi çekemiyor. Çünkü TL'yi artırırken DTH'taki muzlamı aşağı çekiyorlar. En azından TL kısmını aşağı çekiyorlar. Ama bir parça faizi yukarı çekebilir. Banka hisseleri için bir iyi bir kötü var. BDDK tarafı iyi, merkez tarafı hafif kötü ama toplam etkinin olumlu olmasını bekliyoruz. Anladım. Yani aslında geçen hafta da bir miktar bankalarda olumlu ayrışma vardı. Bu hafta da diyorsun hani bunların net etkisi bir miktar daha belki bankaları pozitif olur. Yani bankacılık sektörü olumlu olur. Herhalde bankaların sahibi olan holdingler, Sabancı Koç da olumlu olur. Doğru. Onların da iskontoları iyi diye hatırlıyorum. Doğru. Onlarda da ciddi bir açılma vardı. Sabancı aslında geçen haftanın en iyi giden kağıtlarından biri oldu hatırladığım kadarıyla. Hı. Koç'ta da iyi bir tepki oldu. Yani geçen hafta işte ondan önceki hafta orada da yani bizim hesapladığımız iskonto oranları Koç'ta 26-27'ye kadar açılmıştı. Sabancı'da halen daha yüksek herhalde. Sabancı'da 40'ların üstünde. Dolayısıyla hala orada biz hani fırsat görüyoruz aslında. Yani değerleme açısından cazip duruyor. Bir de dediğin gibi bankalara da hani dolaylı bir daha ucuz bir alım imkanı sağlıyor bankaları. Bu hafta da herhalde hareketli olur. Sanki bir parça rotasyon da var. Sektör içi rotasyon. Mesela BİM evet. Çok kötüydü Cuma günü. Biz onu oldukça önceden çıkarmıştık zaten en çok önerilen listemizde. Doğru. Haklısın. O da benim dikkatimi çekti. Cuma oldukça satıcılıydı. Ben biraz onu şeye bağladım. Çok iyi gitti tabii BİM. Yani yılbaşından bu yana çok iyi bir performansı var. Biraz sanki yani realizasyon orada devam edebilir gibi geliyor bana. Çünkü değerlemeler de epey yukarı gitmişti. Biz yaklaşık işte 1,5-2 ay önce BİM'le Migros'u değiştirmiştik. Hı hı. Migros daha geride kaldığı için hani değerleme açısından daha iyi olduğu için. Tabii uzun süredir bu hani daha defansif diye perakende sektörüne ciddi bir şey vardı, ilgi vardı. Biraz sanki o temada hani önümüzdeki dönem kırılmaya başladı. Hani enflasyon düşünce hani büyüme oranları biraz daha yavaş, hani düşük gözükecek nominal anlamda. Bir de tabii diğer belki temalar. Hani faiz indirimine daha duyarlı sektörler, işte bankacılık demin konuştuk, işte GYO'larda bir toparlanma var. Biraz onlara... Emlak orada iyi gidiyor. Evet, emlak gidiyor. Diğerleri de fena aslında gitmiyor. İşte orada özellikle temettü ödeyebilecek, bu vergi avantajından faydalanabilecek GYO'lar da aslında toparlıyor. Dolayısıyla orada da bir rotasyon olabilir sanki portföyde. Yani defansif hisselerden belki daha döngüsel ya da sistemik riski, evet, eskiden fazla olduğu için satılan bazı sektörlere yönelme olabilir. Bankalarda olabilir. Doğru. Orada öyle bir şey görebiliriz. Tabii endeks için de yine kritik seviye. Hani hep konuşuyoruz. Dolar bazlı 200 günlük ortalama. O da 297 dolar. İşte Türk lirası karşılığı da 10.150, 10.200 civarına geliyor. Oranın üzerinde kapanışı yaparsak aslında yeniden yükselen trende dönmüş yeniden olacak. Yeniden yükseliş trendine
dönmüş oluruz. Onun dışında bu hafta var mı senin dikkatini çeken bir şey? Yani bu hafta tabii dünyada PMI verileri var. Bugün geliyor Avrupa Amerika verileri. O bize bir yavaşlama vardı geçen aylarda hem Amerika'da hem Avrupa'da. İmalat sanayi ağırlıklı özellikle devam ediyor mu onu gösterecek. Perşembe günü Amerika'da işsizlik başvurusu verileri var. Cuma günü de PC verisi var. Doğru. O da Fed'in 50 ile mi 25 ile mi devam edeceğini gösteriyor. JP Morgan'la Goldman ayrışıyor. Bir önceki toplantıda da evet. JP 50, Goldman 25'ti. Gene aynı tablolar. Bakalım kim kazanacak. Tabii bizim gönlümüz 50'den yana. Doğru. Fed tarafında. İçeride, yurt dışında, içeride diyorum yani Türkiye'yi ilgilendiren hani yurt dışında toplantılar evet. var. Cumhurbaşkanının, yani Goldman'ın. Doğru. Belki onlar hakkında sen bilgi verebilirsin. Doğru, bu hafta yani üst düzey katılımında olacağı toplantılar var Amerika'da. İşte Mehmet Şimşek'in de katılması bekleniyor. Yatırımcı toplantılarına diyebiliyorum. Onlar da belki bir hareket yaratabilir bu hafta. Yani yabancı gelecekse gelecek, yoksa bu iş 2025'e kalır gibi geliyor bana. Yani tatilden evet, döndüler. Evet. Alacaklarsa evet, alacaklar evet. artık. Yani şu ana evet. kadar bir alış görüyor musun ciddi yabancı gelişi? Şu ana gelişi. Kadar şeyde yok. Hisse bazlı seçici bilgi var. Evet. Rakamlara baktım. Zaten çıkış gördük. Yani son 3-4 ayda ciddi bir çıkış gördük. Ama herhalde biraz programın neticeleri alınmaya başladı. Özellikle hani enflasyon rakamlarında düşüşü gördüğümüzde belki Ekim-Kasım aylarında. O zaman sanki ilgi biz Ekim, Kasım, gibi. Aralık evet. seri olarak enflasyonun evet. yeri gelmesini bekliyoruz. Evet. Eylül okula dönüş, okul ücretleri çok fazla arttı vesaire. Onların etkilerini halen var ama doğru. Ekim, Kasım, Aralık bir yavaşlama enflasyonda ve arkasından da faiz indirme. Evet. Herhalde bekliyoruz. Biraz daha netice görmek istiyor evet. yatırımcı diye. Çok fazla oynaklık oldu. Yabancı yatırımcı sanki bir refleks gelişti. Biraz evet, görüp evet, ondan evet. sonra girmek istiyorlar ama gelecekler. Öyle gözüküyor aslında. Bu arada evet, sırf evet. bize değil, genelde dünya genelinde hisse tarafında da tahvilde de gelişmekte evet. olan piyasalardan çıkış var. Doğru. Yani bize özgü değil, Hindistan'a bir giriş var. Hindistan evet. çok hızlı gidiyor, hızlı büyüyor, iyi yönetiliyor. Ama TL'nin yani Türkiye'den çıkış istisna değil, tüm gelişmekte olan piyasalarla birlikte bizden de çıkış var. Onu doğru. da altını çizelim. Doğru. Hatta şeye giriş istisna diyordun sen. Sabit getiriliye diğer sabit yerden getiri, çıkarken Türkiye'ye... Evet, yani dünyada 36 milyar evet. dolarlık IPFR verisi bir çıkış var. 18'i hisseden 16'sı tahvilden. Evet. Bizde en azından tahvile giriş var. Tahvile yani giriş, sene başından doğru. beri baktığımızda 12 milyar dolarlık ciddi bir giriş var. Şey var. Dünyada tahvil tarafında pozitif ayrışıyoruz. Hisseyi evet. de bekliyoruz işte. Eylül'de gel şarkısı işe yaramadı. Yani genelde tahville başlıyor, hisseye geçiyor. Genelde öyle bir oluyor. Noktada evet. geçecek herhalde. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya buluşmak üzere.